kaydediyor. Dur düşüneyim. Bu ne ya? Ya sevgilim, ben şimdi bunu tam olarak anlamadım. Nasıl bir uygulama bu? Yani biz burada ne yapacağız? Aşkım bak çok basit. Şimdi biz bu uygulamaya sesli mesaj kaydedip göndereceğiz. O da bir ay sonra ikimizin telefonuna da gelecek. Sebep? Yani niye şimdi değil de bir ay sonra? Hem yan yanayız. Seni öpebilecek bir mesafedeyken niye mesaj atayım ki? Hatta gel. Ya eğlencesi ne işte sevgilim? Hadi deniyor muyuz denemiyor muyuz? Tamam hadi bas. Peki ne diyeceğiz? Şu an kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Dur düşüneyim. Mesaj mı atmış? Sevgili bir ay sonraki yaz. Öncelikle hala seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. İyi ki evleniyoruz. İyi ki evlendik hatta. Sevgili bir ay sonraki Eylül. Yok yok. Sevgili karıcığım. Ben büyük ihtimalle şimdikinden daha fazla seviyorum seni. Çünkü sen bir erkeğin karşına çıkabilecek en erkek kadınsın. Çocuklarımıza da çok iyi bir anne olacağını düşünüyorum. Yaz başlama yine. Ya Eylül, çocuklarımız olsun istiyorum. Bir dakika. Yoksa sen istemiyor musun? Hem karım değil misin? Elbette çocuklarımız... Etrafta insanlar var deme öyle. Ben de istiyorum bir bebeğimizin olmasını tabii ama daha erken. Sevgili bir ay sonraki Eylül. Ben artık baba olmak istiyorum. Umarım mesajım alınmıştır. Ya. Bir kızımız olacak. Adını Mısra koyacağız unutma. Ha ben söyleyeceğimi söyledim. Tamam. Nasıl gönderiyoruz? Şuraya mı basıyoruz? Göndere bas. Bir ay sonra bugün ikimize de gelecek bu mesaj. Tamam. Bir kere öp göndereyim. Tamam. Gönderdim gitti. O bizim çocuğumuz. Sen ne dersen de. O bizim evladımız. Anne, kim ki bu sabah sabah? Bilmiyorum ki kızım. Ay, Hülya Hanım siz miydiniz? Buyurun. Günaydın Hediye Hanım. Günaydın, günaydın. Buyurun, bir sorun mu var? Evet, aslında bir sorun var. Sorun sizsiniz. Biz oturup kendi aramızda konuştuk. Sizi bu apartmanda istemiyoruz. Bir an önce gidin buradan. Bu haftadan itibaren bebeğinizin gelişimi için kafeinli ve gazlı ürünleri kesmelisiniz. Artık yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyormuş. Her şey senin için. Sen yeter ki iyi ol Mısra. Mısra. Kızım olacak benim. Hissediyorum kızım olacak.
ama ben eşinizle konuştum. Tahlillerinde de hiçbir sıkıntı yok. Bebeğiniz de çok iyi. Geçmiş olsun. Şimdi onun yanındasın. O adamın karısısın. Ama kurtaracağım seni. Bebeğimizi de, seni de kurtaracağım. Ait olduğun yere döneceksin. Benim yanıma. Mümtaz Bey, Sibel Hanım, buyurun. Yaşar evde mi Nurhan? Evde. Yaşar! Buyurun Mümtaz Bey, bir şey mi vardı? Hayırdır? Bu ne biliyor musunuz? Yok vallahi, nereden bilirim? Bu dilekçe. Bu da karar defteri. Sizin siteden gönderilmeniz için imza topluyoruz. Sibel Hanım, Ozan ve ben imzaladık. Diğerleri de daha sonra imzalayacak. Daha sonra da resmi prosedür başlayacak ama benim size tavsiyem bizi böyle prosedürlerle uğraştırmadan eşyalarınızı toplayıp kendinizin gitmesi. Ama neden Mümtaz Bey? Bir kusur mu işledik? Ha bir de soruyor musunuz? Aslında hediye denen o ahlaksız ana kız sizin yüzünüzden bu siteye bulaştı. Ha sizin ayağınızı kesmediğimiz sürece onların da gideceği yok. O yüzden istemiyoruz sizi, gönderiyoruz. Sibel Hanım, ne diyorsunuz Allah aşkına? Bu karda kışta kıyamette biz nereye gideriz? Yapmayın ne olur. Onlar bizim ailemiz, gelmeyin mi diyelim? Aman ne aile. Biri evli adamları ayartır. Öbürü kocasını aldatır, kayınvalidesini damdan atar. Aile değil canım, resmen belasınız bela. Mümtaz Bey. Yeter artık, uzatmayın. Ya sizi buradan göndereceğiz ya da bu insanların bir daha bu siteye girmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz sadece bilin istedik. Kardeşim de yeğenim de sizin attığınız iftiralar yüzünden bu haldeler Sibel Hanım. Verin şunu. Kapı kapı dolaşıp bu yalanları tekrar etmenize gerek yok. Millet rahatsız olmasın. Biz toplanıp gideriz. Geç Nurhan. Buyurun, buyurun. Oturun şöyle konuşalım. Öyle apartmanda olmaz. Evet, şimdi söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Biz söyleyeceğimizi söyledik Hediye Hanım. Burası bir aile apartmanı. Biz apartmanımızda böyle ahlaksızlıklar istemiyoruz. E burası bir aile apartmanıysa biz de bir aileyiz Hülya teyze. Hem siz bizim ne ahlaksızlığımızı gördünüz? Kızım tamam, sen bir sakin dur. Hülya Hanım, siz bir açık açık konuşun bakayım, ne istiyorsunuz? Aile de aile olsa kocam dediğiniz o adam hırsızmış. Kızın kocasını aldatmış, kaynanasını damdan itmiş. Daha ne olsun? Bilmiyorum yani, ben böyle rezillik hiç duymadım hayatımda. Sen ZG koca peşindeymişsin. Yuva yıkmışsın. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Terbiyeli olun biraz. Kızım yeter, dur. Yalan mı canım? Aldatmalar, adam ayartmalar. Daha neler neler. Ama dediğim gibi burası bir aile apartmanı. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var ya. Biz sizi burada istemiyoruz. Gidin buradan. Huzurumuzu kaçırmayın. Siz bizim ne kötülüğümüzü gördünüz? Sabahın köründe milletten duyduğunuz iftiralarla kapımıza dikiliyorsunuz. Sonra da gidin diyorsunuz, öyle mi? Asıl siz gidin. Hadi çıkın evimizden. Kızım dur. Sen bir odana git bakayım. Biz bunlara hak edecek hiçbir şey yapmadık. Neden bütün kötülükler bizi buluyor? Tamam kızım. Ben şimdi konuşup halledeceğim. Sen merak etme. Sen bir müsaade et. Hadi odana. Ne o öyle? Hırsız gibi çıkıyorsun odandan. Koray uyanmasın diye. O kadar düşünüyorsun kocanı yani. O zaman eski sevgilinin evinde ne işin vardı? Raziye teyze. Bak dün de söyledim. Yağız beni yangından kurtardığı için teşekkür etmeye gittim. O kadar. Sonra da öyle fena alışınca... Kes! Salak mı sandın sen beni? Sen artık
Evlisin, evli. Elin adamını düşünene kadar kendi kocanı, kendi aileni düşünsene. Yangından kurtarmışmış. Yaptıkların yetmedi. Bir de Yasin anasıyla babasından bir dünya laf işittik. Tamam. Ne söylesen haklısın, tamam. Bir daha olmayacak, merak etme. İnşallah. Şimdi nereye? İşe, çalışmaya. Yine eski sevgilinin yanına yani. Yas benim sadece patronum. O kadar. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın yavrum. Oğlum gel bir şeyler ya. Yok. Size afiyet olsun. Oğlum. Dün seni hasta halinle o kızın yanında görünce üstüne fazla vardık. Kusurumuza bakma. Ama bizi de anlamaya çalış be oğlum. Bizim tek derdimiz seni korumaktı yavrum. Eylül'den korumaktı yani. Oğlum, türlü türlü insan var. Sen iyilik ediyorum sanırsın ama karşındaki başka türlü düşünür. Kemküm etme Nermin. Karşındaki çocuk değil, kazık kadar adam. Sor ya ağzı. Sen evli olsan, karın başka bir adamın evine giderse ne düşünürsün? O kadın nasıl bir kadındır kendi düşünsün. Ne konuştuk seninle Adnan? Kusura bakma Nermin. Kırılacaksa kırılsın. Adam olmayı böyle öğrenecekse böyle öğrensin. Oğlum yaz. O kız sağlam pabuç değil. Evli barklı haline bakmadan bekar bir adamın evine giden kadına bizim orada... Bitti mi? Bittiyse çıkıyorum. Oğlum. Oğlum kurbanın olayım. Gel bir otur da konuşalım annem. Size tek bir şey söyleyeceğim. Eğer ben sizin oğlunuzsam bana güvenmek zorundasınız. Ben Eylül'ü çok iyi tanıyorum. Siz onu tanımıyorsunuz. Onun bir suçu günahı yok. Sizin düşündüğünüz gibi kötü bir niyeti yok onun. O bir su kadar saf ve temiz. Bunu yakında herkes görecek. Ya kocası bir gün mekanı basarsa, senin benim karımla ne işin var derse ne yapacaksın? Allah korusun Adnan. Merak etme baba. O herifte bana ilişecek cesaret yok. Oğlum, ne olur kendine gel. Kurtar kendini bu kızdan. Biz sana sevdiğimizden söylüyoruz bunları. Evladımızsın diye. Bir gün baba olunca anlarsın bizi. Umarım anne. Yakında o günleri görürüm. Sizin buraya gelip bana bunları söylemeye ne hakkınız var ha? Kızımla benim huzurumuzu bozmaya ne hakkınız var sizin? Hediye Hanım, bakın biz söyleyeceğimizi söyledik. Pılınızı pırtınızı toplayın gidin bu apartmandan. Yoksa yapacağımızı biliriz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu saçma sapan laflarınızı da alın, defolun gidin evimden hadi! Terbiyesiz işte. Utanmaz. Asıl sizsiniz be terbiyesiz. Aile apartmanıymış. Her derdinizi dinledim. Her işinize koştum. Arkadaş bildim sizi. Komşuluğunuz buraya kadar mıydı ha? Anlaşıldıydı yanım. Bu iş mahkemede çözülecek. Siz bilirsiniz. Umrumda bile değil. Hiçbir yere gitmiyoruz biz. Aslı. Aslı. Gitmiş. Yaşar amca? Yaşar amca? Kolay gelsin de... Ne bu koliler? Gidiyoruz işte. Ne var, bekleyemediniz mi? 40 yıllık evimizden ceketimizi alıp mı çıkalım? Nereye gidiyorsunuz? Alay eder gibi konuşup canımı sıkma. Sabah Mümtaz Bey geldi, açıklama yaptı. Bu siteden atmak için imza toplamışsınız. Sen de atmışsın imzanı. Ne imzası? Nereden çıktı bu? Kendinizi boşuna yıpratıyorsunuz. Eylül iyi bir kız. Ailesi de öyle. Lütfen. Sizler ricam bir daha o insanları üzmeyin. Bırakın bu meseleyi ben halledeyim.
Yoksa bu sadece sizle benim aramı bozar. Peki oğlum, sen öyle diyorsan. Oğlum, bizim tek derdimiz senin mutlu olman. Biz sadece bunu istiyoruz yavrum. Böyle kendine layık bir kız bulsan, sevsen, evlensen, kucağımıza bir tane torun versen. Biz daha ne isteriz oğlum? O da olacak annem. Zamanı gelince o da olacak. Bak evladım, biz namusuyla yaşayan insanlarız. Kapımıza gelip bacıma, yeğenime laf eden insanla yüz yüze bakmayız. Toplanıp gidiyoruz işte. Yaşar amca saçmalama. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yani ben varken kimse kovamaz sizi. Sen toparlan dön evine. Senin haberin yok mu? Sen imza atmadın mı? Ya yok tabii, atmadım. Ben böyle bir şeye izin verir miyim? Ama sen merak etme. İçini ferah tut. Ben halledeceğim. Abi. Dediye. Aslım sizde mi? Değil, ne oldu? Ozan sen biliyor musun yerini? Yok hayır, bilmiyorum. Bu ne hal Hediye, ne oldu? Aslım yok abi, kızım yok. Komşular geldi sabah. Birkaç tane kadın toplanmışlar. Artık nereden haber aldılarsa. Gidin apartmanımızdan dediler. Ne iffetsizliğimiz kaldı ne ahlaksızlığımız. Ağızlarına geleni söylediler bize. Aslım da çok üzüldü tabii. Bu sırada çıkmış gitmiş. Şimdi de telefonlarıma cevap vermiyor. Nereye gider Hediye? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Çok üstüme gittiler kızımın. Son zamanlarda suçsuz yere neler çekti kızım. Kendine bir şey yapmasından korkuyorum. Çok korkuyorum. Allah'ım sen kızımı koru yarabbim. Ha dur. Ben alırım. Yani çok fazla yorma kendini. Hallettim işte ben. Sağ ol. Yaz. Senin için sorun olmazsa ben burada çalışmaya devam edebilir miyim? Ya Eylül, o nasıl söz? Senin burada olmanı her şeyden çok isterim ben. Ama böyle çok fazla ayakta kalma, olur mu? Yani arada bir otur dinlen. Tamam, idare ederim ben, sorun değil. Aa, bu ne? Ha, kıyamam ya. Az önce bir çift vardı. Mini empatiye düşmüş. Minicik ya. Bu birlikte gördüğümüz patiğin aynısı değil mi? Bebekler ayağı bu kadar küçük oluyor cidden. Şunlara bak. Yerim o ayakları ben. Kızımızı da bunlarla düşünsene. Kızımızı mı? Birini yani. Kızlarımızdan biri. Sen öyle hepsini düşünme. Evet. O zaman sen bunu al, kasaya koy. Gelirlerse verirsin. Kaç bakalım Eylül. Ama her şeyi çözeceğim. Beni kendinden uzaklaştırmana gerek kalmadığını göreceksin. Az kaldı sevgilim. Bu ne şimdi? Sabah sabah ayran mı içeceğiz anne ya? Bari bir çay demleseydin be. Ocak mı var Koray? Çay yapayım. Mutfak yandı gitti. Bunlarla idare edeceksin artık.
Lafa gelince ben sana alırım. Sen benim en kıymetlimsin. Seni sultanlar gibi yaşatırım anacığım. Hepsi lafta. Sen ancak öyle yat işte. Ya bir besmele çek be kadın. Bir şeytanı kov üstünden ya. Ayıp ya, 2 dakika oldu kalkalı bunalıma soktun beni. Tabii. Aferin sana. 2 dakika olmuş kalkalı. Eylül sabahın köründe kalkıp kafeye gitti ama. Kafeye mi gitti? Hem de koşa koşa. Hanımefendi daha dün hastaneden çıktı. Güya hastaydı. Ama kafe deyince hiçbir şeyciği kalmadı maşallah. Yemiyorum ben bir şeyi. İştahımı bıraktınız adamla. Gidiyorum ben. Tabii. Senin tavrın ancak anana söker. Şu hale bak ya. Boya kokusundan da içimiz çıktı bütün gece. Yaşar Efendi de maşallah. Bize hemen başından savası varmış. Ne olurdu sanki 2-3 güncük daha evinde kalaydık. Ne unuttun gene acaba Koray? Sen yine neyin peşindesin Azihan? Söyle. Oğlunu oğlumun eski sevgilisiyle evlendirmişsin. Niyetin ne? Hı? Yine ne yılanlık peşindesin? Kolay gelsin aşkıma. Koray, senin ne işin var burada? Karıcığım, ne demek ne işin var? Sabah çıkarken veda etmemişsin. İçime dert oldu. İş yerinde ziyaret edeyim dedim karıma. Yapma şunu. Ya bizim mutfak yandı ya. Çay içemedim. Hadi bir çay ver de içsin kocan. Hadi. Orası müşterilerin yeri. Mutfağa gel. Gelelim. Sakin oluyoruz. Sakin. Her yerde pırıl pırıl ha. Alo Seyfo. Canım ben şunu çıkartıp geliyorum, tamam mı? Yok. Bir sıkıntı yok. İyiyim ben. Bak şimdi, sana adresini attığım kliniğe git. Eylül Koray'ın annesi için gittiğini söylemişti oraya. Sen kayıtlara bak, iyice araştır. Eylül kendisi hamile olduğu için gitti oraya. O gün de mecburen bana yalan söylemek zorunda kaldı. Seyfo, araştırmanı yap. İşin gerçeğini öğrenelim. Allah kahretsin, biliyor be. Benim bir mail atmam lazım. Ondan sonra ben de çıkıp geleceğim yanına. Tamam, görüşürüz. Eylül, benim acilen çıkmam lazım. Çay? Ya annem aradı. Ocak mı ocak bir şeyler diyor işte. Gideyim de bir yardım edeyim. Hadi kolay gelsin. Alo Seyfo. Ben işimi hallettim sayılır. Birazdan geliyorum. Sen ben gelene kadar bir şeyler öğrenmeye bak.
Bir daha sakın adım ağzına alma. Sakın. Ozan ne olur yapma. Sen benim hayatımda başıma gelen en kötü şeysin. Bir daha sakın karşıma çıkma. Ozan ne olur inanma onlara. Ben hiçbir şey yapmadım, yemin ederim sana. Ozan yemin ederim ben yapmadım. Ben de sana ait olan son şeyi bırakmaya geldim. Aile de aile olsa kocam dediğiniz o adam hırsızmış. Kızın kocasını aldatmış. Kaynanasını damdan itmiş. Daha ne olsun? Bilmiyorum ya, ben böyle rezillik hiç duymadım hayatımda. Sen ZG koca peşindeymişsin. Yuva yıkmışsın. Bir şey yapmasından korkuyorum. Çok korkuyorum. Allah'ım sen kızımı koru yarabbim. Neden sana kayıtsız kalan bir olmasın? Neden?